Evet değerli arki dişler, yan dişler ve ön dişler devam ediyoruz buradan. Paralarımızı bitirmiştik, kilogramlarımızı da bitirmiştik, değil mi? Değerli arkadaşlar. Öğretmenimiz kilogramlarda problemler değil. Güzel, güzel. Geldik geometrik şekillere değerli arkadaşlar. Geometrik cisimlerin yüzeylerine bakacağız sizlerle. Geometrik şekillerin yüzeylerinde neler var? Buna bakalım. Arkadaşlar, varlıkların şekil almış haline biz ne diyoruz? Cisim diyoruz. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve koniler ise geometrik cisimlerdir. Bakın günlük hayatta etrafımıza baktığımızda neler görüyoruz? Bunların hepsini görüyoruz. Mesela yakınınızda bir küp ya da prizma ya da silindir var mı? Benim var. Var mı? Göster Öğretmenim, bakalım. benim de silindirim Evet, bakın bir dikdörtgen prizma var. İkran elinde silindir, değil mi? Bir cisim. Evet Hamza, hoş geldin. Bakın Tuncay'da küp var. Rubik küp var bir tane. Gördük mü? Evet. Güzel. Bakın günlük hayatta tür. var. Silindir. Evet. Günlük hayatta bu şekilde nelerimiz oluyor arkadaşlar? Şekillerimiz, cisimlerimiz oluyor. Şimdi gelin isterseniz ilk olarak sizde küpü görelim. Mesela bazı oyunlarda zar oluyor, değil mi? Zar. Zar ne şeklinde oluyor? Küp. Evet. Peki arkadaşlar, küpün kaç tane yüzeyi vardır? Mesela bir zarın kaç tane yüzü var? 6 Altı. tane, değil mi arkadaşlar? 6 tane yüzeyi var. Peki kaç tane köşesi var? Köşe olarak bakarsak. Sekiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, içeride 6, 7 ve 8 tane köşesi var. Peki kaç ayrıtı var? Ayrıt dediğim kenar uzunluğu. 12 ayrıtı Bakın var 1, 2, 3, 4 burada var. öğretmenim. 1, 2, 3, 4 burada var. Dolayısıyla arkadaşlar 12 tane ne olacak? Ayrıtımız olmuş olacak. Tekrar edecek olursak küpün 6 tane yüzü var. 8 köşe 12. Yanlışlıkla. Tamam. 12 tane de ayrıtı var. Küpün yüzeyleri ne şeklinde? Bizim gördüğümüz yüzler birer. Ne arkadaşlar? Söyleyelim. Hangi şekli benziyor? Karesel bölge. Karesel bölge. Aferin. Karesel bölge. Ve küpün yüzeyleri birbirine nedir? Hepsi Eşittir. eş, değil mi? Hepsi eş olacak değerli arkadaşlar. Bakın yüzey dediğimizde buraları kastediyoruz. Ayrık dediğimizde şu kenarları, köşe dediğimizde ise şu birleşme noktalarını kastetmiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Küpü anladık mı? Tamam mıyız? Peki. Geldik kare prizmaya. Öğretmenim, benim Arkadaşlar sesim geliyor mu? geliyor şimdi Nurbanu. Nurbanu, senin bilsemin ne oldu? Sen söylemedin. Ben biliyorum. Ama sanırım kazanmışım. Öyle mi? Tamam. Arkadaşlar mesela ben bunu görünce aklıma şey geliyor. İlaç kutuları geliyor. Sizin de geliyor mu? Bana süt kutusu geliyor öğretmenim. Süt kutusu. Evet, eğer kareyse. Öğretmenim de kötü. Benim de kötü. Efendim Öğretmenim, siz? benim kardeşimin suluğu geliyor. El kaldırırsak daha rahat söz veririm. Evet. Çınar söyle şimdi. Ben yapabilir miyim diyordum. Yaparız, dur. Zehra, sen ne diyorsun? Öğretmenim. Çınar, bir dakika. Zehra bir şey diyor. Efendim Zehra? Öğretmenim. Şeyde un kutuları ve kare prizma. Tabii altları kare ise olur. Beraber bakalım Çınar. Kare prizmanın kaç tane yüzü var? Altı. Yine 6 tane yüzeyi var. 1, 2, 3, 4, arkası 5, üstü 6. 12 tane de ayrıtı var. Kaç köşesi var peki? Öğretmenim, bir saniye yine aradılar.
8 köşesi 12 tane ayrıtır. Sizin çözmüyorum. Kareyle aynı bu karizma. Evet. Kare prizmamızın yine kareyle aynı. Kare prizmanın öğretmenim bir... iki yüzü ne arkadaşlar? Öğretmen biri babam arıyor. Ona aramını söyleyip girebilir miyim? Tamam. İki yüzümüz kare değil mi? Bakın bu üst ve alt arkadaşlar ne şeklinde? Kare şeklinde değil mi Nisa? Dolayısıyla kare. Diğer dört yüzümüz ne? Dikdörtgen Azra. Görebildik mi? Evet. Diğer dört yüzümüz Tuncay ne olacak? Dikdörtgen şeklinde. Bakın karşımıza çokça gelecek. Bunların açık ve kapalı halleri. Sizden şunu rica edeceğim. Önümüzdeki haftaki derse kadar. Açık halleriyle böyle neler yapın? Kare prizmalar ve küpler yapın. Onu yapıştırmayın ama bir araya getirmeye çalışın, tamam mı? Açık ve kapalı halini anlayabilmek için, tamam mı arkadaşlar? Tamam. Önemli bu. Geldik dikdörtgen prizmaya. Efendim? Bizim okulda bizimler öyle bir etkinlik yapmış. Güzel, siz de yapabilirsiniz. Böyle ipliği çekiyorlar sonra yaptı öğretmenim. Şekil oluyor. Güzel. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar mesela yine ilaç kutusu olur. Kibritler var eskiden. Kibrit gördünüz mü kibrit? Evet. Kibrit kutularında yine ne prizma? Dikdörtgen prizma şimdi. 600'deki. Çınar tamam. Arkadaşlar bakın yine 6 yüzeyimiz var. 8 köşemiz var. 12 tane ayrıtımız var. Yaren hoş geldin. Dikdörtgen prizmanın yüzeylerinin hepsi ne? Dikdörtgen. Kare prizmada iki tanesi kareydi. Burada hepsi dikdörtgen. Nurbanu, Zehra göremiyorum sizi. Arkadaşlar dikdörtgen... Öğretmenim benim kameramda sanırım bir sorun var da. Bilgisayardan geliyorum ben. Tamam. Arkadaşlar bakın karşılıklı yüzeylerimiz birbirine ne? Eş. Bakın ilaç yazan yerler eş. Bununla bu eş, bununla bu eş. Yani karşı karşıya gelen yüzeylerimiz birbiriyle eş olacak değerli arkadaş. Evet, tamam mıyız? Evet. Azra, o oyun hamuru mu? Öğretmenim, o hamuru silgi. Bende de var hamur silgi, öğretmenim o. Bende de var onlar. Evet, uğraşmayalım hamur silgiyle. Arkadaşlar bir de tabloron gördünüz mü? Tabloron kutuları var. Böyle. Tabloron çikolatayı biliyor musun? Üçgen. Evet öğretmenim. Evet bakın o da nasıl bir şeymiş? Üçgen. Evet. Arkadaşlar biz prizmayı nereye göre adlandırıyoruz? Tabanlarına göre. Eğer üçgen olursa üçgen prizma. Dikdörtgen kare olursa kare prizma. Dikdörtgen olursa dikdörtgen prizma. Kare ise kare prizma. Tamam. Buna göre isimlendiriyoruz. Üçgen prizmanın arkadaşlar 5 tane yüzeyi var. Bak 1, 2, 3, 4, 5 tane yüzeyi var. Açık haline dikkat edelim. 6 tane köşesi var. 1, 2, şurada 3, 1, 2, 3. 6 tane ipek köşemiz var. Devam edelim. İki tane üçgen prizmanın iki tane üçgen yüzeyi var. Bir ve iki. Geriye kalan üç tane de neyi var? Dikdörtgensel bölgesi var. Okey. Ayrıt olarak da 9 tane ayrıtı var değerli arkadaşım. Evet. Var mı yakınlarınızda üçgen prizma? Öğretmenim. Efendim Zehra? Öğretmenim. Evet Zehra. Öğretmenim biz bir ara bastırmıştık. O da öyle ona benziyordu. Evet. Arkadaşlar gösterir miyim? Göster. Eskiden mevlitlerde şeker verirlerdi. O da böyle üçgen prizmada oluyordu bazen. Evet. Tuncay gösterecek bize. Öğretmenim tam değil ama içinde var. Neymiş bakalım? Göster bize. Tam değil ama.
PlayStation içinde o üçgen prizma değil ama üçgen. Hı. Tamam. Evet. Öğretmenim, benim sesim var. Peki. Devam ediyoruz Hamza. Aa, sende var mı? Üçgen prizma. İkra, var mı içlerinde üçgen prizma? Ben de bir tür şekiller var. Dört yaşından beri onlarla oynuyorum. İkra, o üçgen prizma değil, o piramit. O piramit. Üçgen prizma olması için böyle biraz uzunlamasına olması lazım, tamam mı? O piramit. Arkadaşlar, geldik silindire. Arkadaşlar, hiç yolları düzelten silindir gördünüz mü? Yolları düzlüyor ya. Gördüm. Ben gördüm. Bakın bu mu? Onun silindiri nasıl? Peki arkadaşlar, silindir yapmak nasıl basit biliyor musunuz? Bakın elinize bir kağıt alın. Bir kağıt alın elinize. Bir kağıt. Öğretmen almak söyledim. Bakın kağıdı böyle yuvarlak yapın. Yuvarlak yaptığınızda ne oluşturursunuz? Bir silindir. Evet, silindir. Bu gerçi altı kapalı değil. Altını kapatmamız lazım. Altını ve üstünü. O zaman ne oluyor? Silindir. Bakın silindirin açık haline dikkat edin. Evet, ipeğin elinde var. Bakın bir dikdörtgen var. Ve bunun yanında iki tane de bir altta bir üstte neyimiz var? Yuvarlak. Evdeki salça kutuları, evet, silindire örnektir. Silindirin kaç yüzeyi var? Evet, kaç yüzey? Bir, iki, üç. Üç yüzeyi var. Üç yüzeyi var arkadaşlar. Örüm, ben de söyledim ki parmak kaldırım. Tamam, beraber yapıyoruz. Silindirde ayrıt ve köşe yok. Çünkü yok. Tabanı yuvarlak olduğu için ayrıt ve köşe diye bir şey yok. Silindirin iki yüzeyi çembersel şekilde. Yan yüzeyimiz ise bir ne? Dairesel değil mi öğretmenim? Dairesel, evet, dairesel. Yan yüzeyimiz ise, o sardığımız kısımsa, bir dikdörtgen. Tamam. Evet, bu şeklimizi de öğrenmiş olduk Zehra. Geldik koniye. Asıl mevlitlerde bu koniyle veriyorlar mevlit şekerlerini. Hiç konide mevlit şekeri alan var mı? Benzedi öğretmenim. Öğretmenim, bence havuç. Külah da olur, kornet de olur. Öğretmenim bakın. Kurma külahı, kornet. Bunlar da neye benziyor? Yine koniye. Konide bir dikkat etmemiz gereken şey, bakın şöyle bir çeyrek dairemiz var. Bunu yuvarlıyoruz. Üstüne de bir tane ne koyuyoruz Tuncay? Yuvarlak. Daire. Bir yuvarlak, bir daire koyuyoruz. Koninin kaç yüzeyi var? Bakın bir bu yüzeyi var, bir de bu. Yani iki tane yüzeyi var. Konide ayrıt ve köşe yine yok. Koninin bir yüzeyi daire ya da çembersel bölgede diyebiliriz değerli arkadaşım. Evet. Bunların açık ve kapalı hallerine çalışmanızı istiyorum. Buradan soru gelecek. Öğretmenim. Efendim? Bunun üstüne kürek olsaydık böyle olurdu. Aynen öyle. Dondurma. Geldik küreye. Bakın burada bir deniz topu anlatılmış. Dünyamızı da neye benzetiyoruz? Küreye benziyor. Kürenin bir yüzeyi vardır. Kürede köşe ve kenar yoktur. Yine ayrıt ve köşesi. Bu da eğri. Yok. Yok değerli arkadaşlar. Bu da eğri. Yüzeyi de eğri. Evet. Mesela küpün yüzeyinde hangi geometrik şekiller var? Sadece kare var. Evet. Kaç yüzeyi var? Altı. Kare prizmada kaç tane var? İki tane kare var. Bir tane kare, dört tane de dikdörtgen. Dikdörtgenimiz var. Bu ise dikdörtgen prizma. Azra, Nisa. Burada ise hepsi birer ikişer birbirine eş olan altı tane dikdörtgenimiz var. Değerli arkadaşlar. Üçgen prizmaya geldiğimizde ise iki tane üçgenimiz, üç tane de dikdörtgenimiz var değerli arkadaşlar. Beş yüzeyimiz.
Burada iki tane yuvarlağımız, bir tane dikdörtgenimiz var. Konide ise bir yuvarlak, bir de çeyrek dairemiz var. Unutmayalım arkadaşlar. Evet, ilk şekli Tuncay söylesin. İlk şeklin adı neydi Tuncay? Koni. Koni'ydi değil mi? Koni. Huni'ye de benziyor değil mi? Huni diyoruz ya. Huni. Huni'ye de benziyor. Evet, ikinciyi Yaren'den alalım. Yaren, onun adı ne? Mavi'nin adı. Karepiz var. Nisa, üçüncünün adı neydi? Kare. Ne diyoruz ona biz? Küp diyoruz değil mi? Küp, güzel. Evet, Azra, Sarı'nın adı ne? Öğretmenim, buradan gördüğüm kadarıyla o bir dikdörtgen prizma. Dikdörtgen prizma, güzel. İkra, mor olanın adı ne? Mor olanın adı silindir. Silindir. Çınar, yeşil olanın adı ne? Üçgen prizma. Evet, değerli arkadaşlar, şekillerimizi de hatırladık. Evet, peki İpek, bu yeşil neyin açılmış şekli? Küp. Küp değil mi? Bir küpün açılmış şekli. Bakın, hayal edelim. Bunu yukarı katla, bunu da gel bunun üstüne getir. Doğru mu? Evet, efendim, o zaman. Evet, bu çok önemli. Dikkat edelim. Pekala. Nurbanu. Mavi olan ne? Nurbanu? Nurbanu duymuyor beni. Zehra, mavi olan ne? Zehra beni duyuyor mu? Örneğin ben yapabilir miyim sorusunu? Zehra'dan cevap bekliyorum ama Zehra da duymuyor herhalde şu an. Evet, Çınar, ney mavisi? Dikdörtgen prizma. Dikdörtgen prizma değil mi? Dikdörtgen. Ben diğerini biliyorum. Tamam, sırayla. İkra, bu ne? Adını unuttum. Tabanına bak, tabanı ne? Kare. Kare prizma o zaman değil mi? Evet. İsmini ararken ne yapıyoruz? Tabanına bakıyoruz. Taban dikdörtgense dikdörtgen prizma. Kare ise kare prizma diyoruz. Evet. Yaren, Sarı'nın adı ne? Üçgen prizma. Üçgen prizma. Azra, Mor'un adı ne? Tabii ki de silindir. Silindir. Peki. Nisa, açık yeşilin adı ne? Koni. Evet, koni. Devam edelim. Arkadaşlar, demiş ki eksik olan yüzeylerini bulalım. Burada ne eksik Tuncay? Kare. Kaç tane kare eksik? 5. Ay, 2. Dikkat. 3 tane var. Kaçı eksik? 2. Kaç yüzü vardı? 600 vardı. O zaman 3 tanesi. 3 tane karesi eksik, değil mi? Ben yanlarını saymıştım da altını saymadım, unuttum. Evet, İpek, burada ne eksik? Hangi yüzler? Orada benim bir tane küçük dikdörtgen eksik. Evet. Bir tane büyük dikdörtgen, büyük yeşil. Bir tane de ortanca yeşil. Evet öğretmenim, bir tane daha. Bir tane de, çünkü bunlar birbirinin neyi? Eşi olmak zorundaydı. Evet, burada ne eksik? Efendim öğretmenim? Mor'da ne eksik Çınar? Bir tane çember eksik öğretmenim. Çember mi diyeyim yoksa daire mi? Daire, çember, evet, doğru. Nurbanu, Zehra, beni duyuyor musunuz? Bak, ben sizi görmüyorum da duymuyorum da. Evet. Azra, mavide ne eksik? Örneğin mavide bir tane kare eksik. Güzel. Üç tane de dikdörtgen eksik. Aferin, üç tane de dikdörtgen eksik. Nisa, burada ne eksik? Telefonu şarjı bitiyor da ben şarjı altına alıp şarjı takacağım, olur mu? Olur. Nisa, ne eksik burada?
Öğretmenim, iki tane daire. Aferin, iki tane dairemiz yok değil mi? Şöyle, olması gereken iki dairemiz yok. Aferin. Evet, devam edelim. Pekala, İkra. Bunun adı neydi? Küp. Küp. Kaç köşesi var küpün İkra? Köşesi 1, 2, 3, 4, 8. Evet, 8 köşesi var. Kaç yüzü vardı küpün? 6. 6 yüzü var. Kaç ayrıtı vardı? Yani uzunluk olarak. On iki değil miydi? Evet, 12. 12'ydi. Dikkat edelim. 12'ydi. Evet. Tuncay, bunun adı neydi? Dikdörtgen prizma. Dikdörtgen prizma. Dikdörtgen prizma. Bunun köşesi kaç tane? 8. Yüzeyi? Yüzeyi. Yine? 6. Ayrıtı? 12. 12. Güzel. Yaren, bunun adı neydi? Evet Yaren. Kare prizma. Kare prizma. Köşesi? 6 öğretmen. 6 mı? Dikkat. Öğretmen, gösterdikini söylerim. Hayır, bak bu arkadakileri de düşün. 4 burada ha. Var, 4 de altta var ya. 8 öğretmen. 8 değil mi? 8. Yüzey sayımız 6. Peki kaç tane ayrıtımız var? Yani uzunluğu var. Kaç tane? Öğretmenim 12. 12 tane. Yani dikkat edersek eğer tabanımız kare veya dikdörtgense hepsi ne yapıyor? 8, 6 ve 12 oluyor değerli arkadaşlar. Bir şey daha söyleyelim. Bakın. Yüzey sayısının iki katı kadar köşemiz oluyor. Bunu unutmayalım. Yine yüzey sayımızın uzunluğunun üç katı kadar da neyimiz oluyor? Ayrıtımız oluyor. Tamam mı? Buna dikkat edelim değerli arkadaşlar. Ezber yapmamıza gerek kalmaz. Evet, bakın bir küpte kareye benzeyen kaç tane şekil var? Söyleyelim. Evet. Kaç tane kare var? 4. 4 mü? Pardon öğretmenim 6. 6 tane var. Peki dikdörtgene benzeyen bunda kaç tane var? 6. Yine 6 çünkü bu bir dikdörtgen prizma. Peki arkadaşlar burada kareye benzeyen kaç tane? Dikdörtgene benzeyen kaç tane? Kareye benzeyen bir tane, söyleyeyim. Dikdörtgene benzeyen 4 tane değil mi? Bakın 1, 2 kareye benziyor. 1, 2, bir de burada var, bir de arkada var. 4 tane yüzü de dikdörtgene benzeyecek değerli arkadaşım. Şuna bakalım. Bu sorumuz İkra'ya gelsin. İkra. Kare prizmada küpte olduğu gibi kareye benzeyen yüz vardır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru değil mi? Küpte olduğu gibi kareye benzeyen yüzey var. Zehra. Adı işte. Evet. Dikdörtgen prizma ve kare prizmada küpten farklı olarak dikdörtgen yüzeyler de vardır demiş. Doğru mu yanlış mı? Ne diyorsun Zehra? Hayır. Var mıdır? Bir dakika. Oku. Vardır. Vardır değil mi? Küpte hepsi kareyken dikdörtgen prizmada ve kare prizmada. İki tane kare vardı. Bir üstte bir altta. Aferin. Evet İpek. Küpün bütün yüzeyleri kareye benzerken kare prizmanın sadece iki yüzü kareye benzer. Yanlış. Dikkatli bak. Küpün bütün yüzeyleri neydi pek? Kare. Kare. Kare prizmanın hangi yüzeyleri kare?
Üst ve alt. Üst ve alt. Yani iki tanesi değil mi? Evet, Çınar. Dikdörtgen prizmanın iki yüzü kareye benzer. Doğru mu Çınar? Evet. Dikdörtgen prizma. Çınar dikkat et. Kare hayır örtmenim. Bütün yüzeyleri dikdörtgen çünkü değil mi? Hı hı. Evet. Öyle ben yanlış anladım. Tamam. Peki devam edelim. Şunu yapıyoruz. Azra, küp ve kare prizmadaki benzer yüzeyler, küp ve kare yüzeydeki benzer yüzeyler neyle gösterilmiş? Hangi? Sarı renkle gösterilmiş öğretmenim. Sarı renk değil mi? Bakın şu ve bu sarı renkle gösterilmiş. Devam ediyoruz. Nurbanu beni duyabiliyor mu? Duyamıyor. Anladım. Peki. Yaren'le devam edelim. Yaren, dikdörtgen prizma ve kare prizmada benzer yüzeyler hangi renkte göstermiş? Dikdörtgen ve karedeki. Yaren'in dikdörtgen ve karedeki prizmalar şu renkte gösterilmiş, pembe. Pembeyle gösterilmiş. Aferin. Devam edelim. Evet. Nisa, dikdörtgen prizmadaki tüm yüzeyler nasıl bölgeydir? Dikdörtgensel. Aferin, dikdörtgensel bölgedir. Değil mi? Zehra, küpün tüm yüzeyleri, kare prizmanın ise iki yüzü ne olacak Zehra? Bak, küpün... Kare. Aferin, kare olacak değil mi? Karesel bir şekilde olacak değerli arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Evet. Buraya bakalım. Evet, Azra. Sessiz. Birinden ışıltı geliyor. Azra. Kaç dersimiz olacak? İki dersimiz olacak. Birazdan ara vereceğiz. Bunu yapıp ara vereceğiz. Azra. Her iki geometrik cismin tüm yüzeyleri kareye benziyor mu? Sesini aç Azra. Yani benzer öğretmenim. Benzemiyor. Dikkat et. Bundaki ne? Bunlar ne? Dikdörtgen. Ama öğretmenim dikdörtgen de kareye benziyor. Hayır. Kare aynı karşısın. Şey değil. Yok. Kare mini kare olarak tutuluyor. Kare olacak. Tamam, o zaman hayır. Kareye benzeyen yüzeyleri var mı? Var değil mi? Var. Bu yüzey kare, bu da kare. Yani. Yüzeyleri dikdörtgene benzer var mı? Yok. Hayır. Demek ki sadece ne varmış? Kareye benzer. İkra. Her iki geometrik cismin tüm yüzeyleri dikdörtgen midir? Hayır. Hayır. Dikdörtgene benzeyen yüzeyi var mı ikisinin de? İkisinde yok. Yok. Birbirine benzeyen yüzeyi yoktur. Doğru. Doğru değil mi? Aferin. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Tuncay, dikdörtgene benzeyen yüzleri var mı ikisinin de? Var. Kareye benzeyen yüzler ikisinin de var mı? Yok. Birbirine benzeyen yüzleri yoktur. Hayır. Bunlar dikdörtgensel olduğu için. Öğretmenim benim sizin kapalıydı. Tamam, ben senin sözlemlerini okuyabildim, merak etme. Var değişimi görüyorum. O yüzden senin yerine ben seslendirdim. Evet arkadaşlar, 10 dakikalık bir ara veriyoruz. 10 dakika sonra ikinci dersimize devam edeceğiz. Son 10 dakika kurt kuzu oynayacağız. Görüşürüz. Ne zaman hocam? 10 dakika sonra, yani 7-10 kala devam edeceğiz. İkinci ders bir tadelle sorumuz olacak. Tamam. Tamam.